Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün geçen gün de bahsetmiştim, mutfağımdaki masama örtü dikeceğim. Bunu da genel yaparken sizlere göstereceğim. Aslında ben şu kumaştan yapacaktım. Biz bunları kurstayken, ben daha doğrusu, hocamız bir yer tarif etmişti. Kiloyla orada satılıyordu, bayağı da uygundu fiyatları. Bu kumaştan yapacaktım ama eli denk gelmedi. Eli denk gelmeyince de ek yapmak zorundayım. Eğer ek yaparsam güzel olacak. Onu ilerleyen günlerde belki yaparım. Eğer bunu yapsaydım, eni biraz daha olsaydı, şöyle runner dikmiştim ben nakış kursunda. O çeyiz videomu izlediyseniz hatırlarsınız. Bunu da üzerine yapacaktım. Bunu da süslemeler yapacaktım. Şu köşelerine silini kurdeleler alacaktım. Güzel olacaktı ama ensiz olduğundan üzüldüm. Kumaşım denk gelmedi. Şöyle kenara kaldırayım bunu. Güzel bir kumaştı. Sinliydi. Şöyle bir kumaşım daha var. Bunu da gene kiloyla almıştım ben. 15 liraya almıştım. Bayağı da var kumaşım. Şöyle göstereyim. Birazdan yine yakından da göstereceğim sizlere. Benim bunu enini boyunu ayarlamam lazım. Çünkü dantel geçireceğim. Danteli geçirdikten sonra burada yığılmaması lazım sandalyenin üzerinde. Şöyle biraz daha kaldırmam lazım. Tabii onu yaparken göstermeyeceğim çünkü o biraz sıkıcı oluyor, bayağı oyalacak. Ben bu kumaşı iki defa ütüledim ama ya kumaş ütü tutmuyor ya da benim ütüm biraz iyi değil. Kızımın ütüsüyle ütüleceğim, bir de bakalım. Onun ütüsü bayağı güzel ütülüyor. Bir de onunla ütüleceğim. Artık yavaş yavaş masamın ölçüsünü alacağım, kumaşımı keseceğim. Masamın örtüsünü istediğim ölçüde ayarladım. Dediğim gibi biraz kısa tuttum çünkü güpür de geçecek. Güpür de bayağı enli. Ben buna şimdi kenarlarına dikiş makinemi getireceğim. Overlock çekeceğim. Bunu da yaparken yine göstereceğim sizlere. Dikiş makinemi getirdim. Daha doğrusu hem dikiş hem nakış. Bu bizim kasalıydı. Ben bunu ayaklı olarak kullanıyordum. Motoru yoktu ama istediğin zaman motor takılıyordu. Geçen sene nakışta da motor taktırdım ben buna. Çünkü nakış bayağı yorucu oluyor ayakla uğraşıldığı için. O yüzden motor olunca benim bayağı bir işimi kolaylaştırdı. Bu benim annemin makinesi. 40-50 yıllık bir makine, Allah razı olsun, bana verdiler. Hani biraz dikişten anlıyorum diye. Ben şu an ceyranla çalışacağım. Overlock'umu da yapacağım. Bunu da kısa göstereceğim. Çünkü gürültü olunca kötü oluyor. Gürültü olunca kötü oluyor. Artık overlock'umu yapmaya başlayacağım. Yeter herhalde. Gene yaptığım overlock'u da sizlere birazdan yakından göstereceğim. Masa örtümün overlock'unu çektim. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Aslında bu makine overlock makinesi değil. Overlock makinesi ayrı oluyor. Ben zikzak yaptım kenarına. Hatta iki kat geçtim muntazam olsun diye. Overlock makinesinin yerinde tuttu gördüğünüz gibi. Artık dantelimi geçireceğim. Bir de püf noktası göstereyim sizlere. Bunu kavanoza koyarsanız, ipinizi eğer dikiş dikeniniz varsa aranızda, şöyle yapayım. Kavanoz olursa bu devrilmez. Böyle sabittir ama böyle makineyi dikerken ister istemez devriliyor. Benim kavanozlarımda hepsinde yoğurt olduğu için şu an onu gösteremedim sizlere. Bu püf noktasını da göstermiş oldum. Artık dantelimi yavaş yavaş geçireceğim. Şöyle toplu iğnelerim var. Tarafı yönü. Görünüyor mu diye bakıyorum. Yine yakından sizlere de göstereceğim bunu. Benim bunu muntazam bir şekilde önce ben iğnelerim, sonra teyellerim, en son dikerim. Bizim kursta birkaç tane arkadaş vardı. Onlar hiç teyel yapmayı sevmezlerdi. Ben üşenmem. Severim de teyel yapmayı. Düzgün olsun yeter ki. Aslında altındaki örtüyü kaldırsam iyiydi. Şöyle yapabilirim çünkü onu da iğneliyorum. Şöyle birkaç tane daha iğneleyeceğim. Sonra sizlere yakından göstereceğim gene.
Ben dikiş dikmesini çok seviyorum ama vaktim olmadığı için dikemiyorum. Yine şu kadar olmuş halini göstereyim. Şöyle görünüyor herhalde. Dediğim gibi önce ben bunu iğneleyeceğim, sonra teyelleyeceğim. Şu köşelerini de yaparken yine sizlere göstereceğim. Çünkü hepsi sıkıcı oluyor. Parça parça göstermek zorundayım. Masa örtümün bir kenarını iğneledim. Köşesine geldim. Şu an sizlere köşeyi nasıl yaptığımı göstereceğim. Burası birazcık oyalıyor. Fazla değil. Şöyle buraya ben pile yapıyorum. Bunun ismi pili kaşe. Güzel durması için. Muntazam yapıldığında da çok güzel duruyor. Pileyi de köşeye denk ayarlamam lazım. Şöyle oldu. Önce burayı bir iğneleyeceğim. Tripodu yakınıma aldım ama inşallah net görünüyordur. Bir tane de onun karşısına yapacağım. Tam karşılıklı olacak. Aynı şekilde buraya da pile yapıyorum. İkisinin tam köşede kesişmesi lazım düzgün ve orantılı olması için. Zor değil aslında. Sadece biraz ölçü istiyor. Denk ayarlamak gerekiyor. İğneledikten sonra yine yakından göstereceğim. Şöyle bir iğneleyim. Bir tane daha iğnelesem daha güzel olacak. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi köşe tam böyle güzel oldu. Ne çok gergin ne çok yığılma oldu. Artık ben bunu böyle devam edip gideceğim. Gene belki bir daha köşede tekrar gösterebilirim. Çünkü iyice görmenizi istiyorum. Yapmak olan olabilir, öğrenmek isteyen olabilir. Yararlı bilgi verebildiysem ne mutlu bana. Sizlere şöyle bir köşe daha göstermek istiyorum. Çünkü iyice görünsün istiyorum, anlaşılsın istiyorum. Şu köşeyi ben elimden de görünmüyor. Şöyle yaparsam daha net görünecek herhalde. Şuraya pili kaşe yapıyorum. Yani pile yapıyorum. Tam köşeye gelecek şeklinde. Şu katlı yeri tam köşeye gelecek. Orayı güzel ayarlamak gerekiyor. Düzgün olması için. Şu an ben burayı iğneliyorum. Şöyle iğneledim. Yine gösterim. Buraya ben pile yaptım. Aynı şekilde bunun karşısına da yapacağım. Karşılıklı A pile olacak. Bunun ismi de pili kaşe. Biraz önce de bahsetmiştim öbür köşede. Buranın muntazam olması önemli. Ne kadar muntazam olursa bu pileler ucucuna denk gelirse o kadar düzgün durar. Şöyle burayı da aynı şekilde iğneleyeceğim. Şöyle yakamda iğne var. Bu ütüleyince daha güzel oluyor tabi. Yine şöyle göstereyim. Ben bunu muntazam bir şekilde teyelleyeceğim. Evet arkadaşlar, ben teyelleme işlemimi bitirdim. Bütün her tarafını teyelledim. Aslında benim bunu şöyle nakış ipliğiyle sarmam gerekiyor. Ama makinemde bir sıkıntı var. İp koparıyor. Bu ipler biraz daha çürük oluyor. O yüzden ben dikiş ipliğiyle saracağım şu an. Yapacak bir şey yok artık. Hani onunla olsa daha iyiydi ama bununla da güzel olacak. Hani hiç yapamamaktansa dikiş ipliğiyle saracağım. Zaten çok da belli olmuyor. Yine kısa bir sürede bunu göstereceğim. Bir dakika falan. Yavaş yavaş saracağım artık dikkatli bir şekilde. Kaydırmamam lazım benim bunu.
muntazam olması için T'limin üzerinden sarmam lazım. Sardım. Şöyle göstereyim. Ben bunu ütüleyeceğim. Ütülemeyince fazla güzel olmuyor. Şu güpürün rengi biraz bir ton daha koyu olsaydı çok güzel olacaktı. Biraz açık kaldı ama elimde olan güpür buydu. Onu da değerlendirmiş oldum. Ben bunu ütüleyeyim. Ütüledikten sonra tekrar sizlere göstereceğim. Masa örtümü ütüledim. Üzerine de serdim. Her zaman olduğu gibi sizlere de yakından göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim. Önce şu kumaşının kalitesini göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten zarif ve kaliteli bir kumaş. Hafif kabartmalı. Pil kaşemi de yakından göstereceğim sizlere. Bir kere daha net görünsün istiyorum. Ben bunu ütüledim ama fazla uğraşmadım çünkü sonlandıracaktım, işim vardı biraz. O yüzden bir kat daha ütü istiyor. Şöyle şuradaki pili kaşemi yakından göstereyim. Eğer yapmak isteyeniniz olursa yardımcı da olurum. Gördüğünüz gibi köşeler, pileler köşede kesişti. Çok muntazam oldu. Şöyle gösterirsem daha net görünecek. Biraz dikkat istiyor sadece. Şöyle güpürümü de yakından göstereyim gene. Şuradaki ölçümü de göstereyim. Gördüğünüz gibi ölçüyü denk ayarladığım için şurada yığılma olmadı. Eğer burada yığılma olursa bu güzel durmaz. Sandalyenin üzerinde yığılmaması lazım, değmemesi lazım. Şöyle göstereyim. Ölçüyü ayarlamak da önemli. Evet arkadaşlar, bugün ben sizlere masa örtüsü nasıl dikilir, nasıl güpür geçirilir onu göstermeye çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Bunun bana maliyeti, başına da söyledim, 15 liraya kumaşını almıştım. 10 liralık bir kumaş gitti. Güpürünü de 30 liraya almıştım. Onun da birazı kaldı. Çoğunu kullandım. Toplam bana maliyeti 30 lira. Ben bu masa örtüsünü almaya kalksam 80-100 liradan aşağı alamam. Çünkü kumaşı gerçekten de kaliteli bir kumaş. Yakından da gösterdim sizlere. Eğer güzel yorum gelirse, güzel izlenim olursa gerçekten de ilerleyen günlerde değişik şeylerle dikmek, göstermek isterim sizlere. Ben bunu bazen böyle kullanacağım. Bazen ev turumu izlediyseniz eğer ev turumdaki gibi örtüsüz kullanacağım. Yemek yiyirken de, misafir gelince de derssiz masa örtüsü kullanıyorum. İşte ben böyle değişiklik yapmayı seviyorum. Artık burada videomu sonlandırmak istiyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bana abone olmayı unutmayın.